Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi, evet yanlış görmediniz, Volkswagen Connect'le birlikteyiz. Ford Volkswagen işbirliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda da yenilenen Ford Connect tamamen bir Volkswagen'mişçesine tanıtıldı. Şimdi gelin birlikte yeni Connect ile ilgili tüm detaylara bakalım. Ama önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gelin şimdi yeni Connect'e bakalım. Ford ile Volkswagen'in ticari araç üretimi odağında bir araya getirilen ortaklık hamlesinin ilk meyvelerini artık somut olarak karşımızda görmeye başlıyoruz. Hali hazırda geliştirme süreci devam eden yeni nesil Ford Ranger için de Amarok üzerinden geçerli olan bu birlikteliğin seri üretimdeki ilk ortak temsilcisi 2022 Ford Tornado Connect olacak. Dış tasarımından başlayarak kendini hissettiren ortak paydaları aracın altyapısındaki komponentlerde de kendini gösterecek. Yenilenen Connect ailesi Trend, Titanium, Sport ve Aktif seçenekleri üzerinden Avrupa pazarında tercih edilebilecek. Yeni Ford Connect için öne çıkan detaylar Tornado ailesinin yenilenmesiyle birlikte tasarım dinamiklerinde de hissedilir revizyonlar bizleri bekliyor. Ön bölümde ızgara, tampon ve ışıklandırma grubunun tamamını içerisine alan bu görsel değişim, arka bölümde ise hali hazırda satışta olan kedinin dinamiklerini birebir yansıtıyor. Üst donanım seviyelerinde krom detayların arttırılarak kalite algısının yukarı taşındığı ürün gamında aktif paketi şüphesiz en merak edilenlerden biri olacak. Binek modellerden de tanıdığımız bu rozetle birlikte Tornado'nun jant seti, yerden yükseklik değeri ve gövde tampon etkinlikleri arazi nitelikleri baz alınarak yeniden yoğruluyor. Gövdeden bahsetmişken Tornado'nun uzun ve kısa aks mesafeli olmak üzere iki seçenekli tercih edilebileceğini de belirtmeden geçmeyelim. Standart gövde tipinde 2600 litrelik kargo alanıyla gelen geniş ailede uzun aks mesafeli versiyonda bu değer 3100 litreye kadar esneklik gösterecek. Ürün gamının 7 kişilik koltuk dizilimiyle satışa sunulacak olması da öne çıkanlar arasında. Fakat bu 7 kişilik dizilim Türkiye'ye gelir mi bilemiyoruz. Kokpit tarafına geçtiğimizde bizleri daha modern ve kediden tanıdığımız bir yaşam alanı karşılıyor. Ailenin en baz versiyonunda bile 8.25 inç olarak gelen multimedya ekranının üst paketlerdeki ebadı opsiyonla birlikte 10.25 inç olarak belirlenmiş durumda. Sürücü tarafında ise analog kadranların yerine yine üst donanımlarda 10.25 inçlik dijital panel alıyor. Modern tasarımla birlikte güvenlik asistanları da modern teknolojinin nimetlerini taşıyor. Kullanıcılara 19 farklı sürüş destek asistanıyla selamlayan Ford'un standart olarak sunduğu donanım arasında hız sabitleyici, ön arka park sensörü, şeritte tutma asistanı ve otonom acil frenleme dikkat çekiyor. Opsiyon paketlerle birlikte devreye adaptif hız sabitleyici, park asistanı ve trafik levhası algılama gibi parçalar da devreye giriyor. Motor tarafına geçtiğimizde ise bizleri 1 adet benzinli ve 2 adet dizel motor karşılıyor. Tamamı Volkswagen'den gelen bu ünitelerin benzinli tarafında 1.5 litrelik ünite 115 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. Standart olarak manuel şanzımanla gelen bu motoru kullanıcılar 7 ileri otomatik şanzımanında kombine edebilecek. Dizel tarafında ise 2 litrelik ünitenin 2 farklı performans aralığı var. Giriş seviyesinde 110 beygir güç ve 280 Nm tork sunan motorun üst kademedeki değeri 122 beygir güç ve 320 Nm tork şeklinde. Değerler kediden tanıdık gelebilir, motorda birebir aynısı zaten. Dizel tarafında otomatik şanzıman tercih etmek isteyen kullanıcıların doğrudan yüksek performanslı kombinasyonu alması gerekecek. Yeni Connect ailesinin ilk teslimatları ise 2022'nin bahar döneminde gerçekleştirilecek. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yeni Connect'e baktık. Sizce Connect nasıl olmuş? Bu ortaklık Connect'e yaramış mı? Bu bir kedi mi yoksa Connect mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.